Arkadaşlar merhaba. Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Ersan Hoca. Bugün olasılıklara devam ediyoruz. Başlığımız ise basit olayların olasılıkları. Her bir örneklem noktasının olasılıkları eşit olan örneklem uzaya eş olumlu örneklem uzaylarını. Biliyorsun örneklem uzay o çıkan sonuçlara bulundurulan kümeydi. Şimdi eş olumlu örneklem uzay tanımı yapıyor. Ne diyor? Her bir örneklem noktasının olasılıkları eşit olanlara diyormuşuz. Eş olumlu örneklem uzay. Eş olumlu örnekler uzayında bir A olayının olasılığı SA bölü SA ile yani A'nın eleman sayısının N eleman sayısına yani istenen durum sayısının tüm durumların sayısına oranıyla bulunuyormuş. Bizim için aslında galiba önemli olan kısım burası. İstenen durum sayısının tüm durum sayısına oranlanması. Çünkü olasılık kavramı bunun üzerine kurulmuş durumda. Diyor ki, örneğin bir madeni para atılması, bir zar atılması deneylerinin örneklem uzayları eş olumlu örneklem uzaydır. Çünkü madeni paranın malum yazıt olan kısmı ya tura olan kısmı 1 bölü 2, 1 bölü 2 oranında. Buradaki zar kısmında ise 1 bölü 6 oranında 6 tane 100 var. Her birisinin yüzlerin alanları eşit ondan dolayı eş olumlu örnekli uzaydır. Zaten onun için de genelde para atacağız, zar atacağız, kağıt çekeceğiz, top çekeceğiz filan gibi sorularla karşı karşıya kalacağız bu bölümde. Evet diyor ki bir madeni para atıldığında yazı gelme olasılığını bulalım. Şimdi arkadaşlar tüm durum 2. Bunu bir açıklayalım. Malum ya yazı ya tura. Toplamda örneklem uzayımız 2 tane eleman içeriyor. Peki istenen durumun yazı gelmesi. Bu 2 tane durumdan sadece bir tanesi yazı içeriyor. Diğeri de tura içeriyordu. Tura gelme olasılığı. Ya yazı ya tura olmak üzere 2 tane durum var. Tura gelme olasılığı bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla 1 bölü 2 oranında da tura gelme olasılığı var. O zaman ilk örneklerden hafıza attığımız şey şu. Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Bir zar atıldığında 2 gelme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar zar atma deneyinde örneklem uzayın eleman sayısı 6'dır. 6 tane yüzü var. Bu yüzlerden bir tanesinde 2 yazıyor. Dolayısıyla 2 gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Zar atma olduğundan dolayı tüm durum 6. 4'ten büyük gelme olasılığı ya 5 olur ya 6 olur. Yani 2 durum var. Dolayısıyla 2 bölü 6 ki sadeleştirdiğimizde karşılığı 1 bölü 3 olacaktır. Çift sayı gelme olasılığı. Şimdi zar attık. Tüm durum 6 tane. Çift sayılar kimler? 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir. Dolayısıyla 3 tane durumdan bahsediyoruz. Bu da istenen durum. 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 olacaktır. Asal sayı gelme olasılığı. Tüm durum 6. Bir zar attığımızdan dolayı. Asallar 2, 3 ve 5. Yani 3 durum var. Dolayısıyla istenen durum 3 bölü 6 sadeleştirilince buradan da 1 bölü 2 gelecektir. O halde unutmayalım zar atma deneyinde, bir zar atma deneyinde paydamız tüm durumlar içerdiğinden dolayı 6. Diğerlerine oturuyoruz, sayıyoruz. 2 dedi, bir tane durum var dedik. 4'ten büyük dedi, 5, 6, 2 durum var dedik. Çift sayı dedi, 2, 4, 6 olmak üzere 3 durum var dedik. Asal sayı dedi, 2, 3, 5, 7, 3 durum var dedik. 2, 3, 5, 7 dememiş olabiliriz. 2, 3, 5 demiş olabiliriz. Evet. Bir madeni para arda arda 2 defa atıldığında ikisine de tura gelme olasılığı kaçtır? Yani bizden istenen ifade TT'dir. Burası 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 olacaktır. Bu bir yorum. İkinci yorum, iki para atıldığında gelecek farklı durumlar buraya yazdıklarım kadardır arkadaşlar. Dolayısıyla dört tane durumdan bir tanesi sadece ikisinde tura gelme olasılığı. Dolayısıyla 1 bölü 4 olacaktır. İki farklı yorum iki şekilde de çözülebilecek anlamına geliyor. Üç madeni para birlikte atılıyor. İkisinin yazı birinin tura gelme olasılığı. İki yazı bir tura. Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Tura gelme olasılığı 1 bölü 2. Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 ve tura gelme olasılığı da 1 bölü 2. Fakat şimdi bize demedi ki, bak bu sorulara dikkat et, bu sorular fena çukur içeriyor. İkisinin yazı birinin tura gelmesi dedi ama birinci yazı, ikinci yazı, üçüncü tura demedi. Yani sıra belirtmedi. Dolayısıyla YYT olmamış olabilir. Belki YTY olmuş olabilir. Belki TYY olmuş olabilir. Hocam ne yapacağız? Sonunda bir de tekrarlı permütasyon hareketi yapacağız buna. Bu YYT kaç farklı şekilde sıralanır? Dikkat et, tekrarlı permütasyon dedim çünkü iki tane Y içeriyor. Üç tane harf var, üç faktöriyel. İki tane Y var, iki faktöriyel. Dolayısıyla 3 faktöriyel 2 faktöriyel sadeleştiğinde buradan 3 gelecektir. Bunları çarparsam işte o 3 madeni para atıldığında ikisinin yazı birinin tura gelme olasılığı 3 bölü 8 olacak. Bir çift zar atılıyor. Üst yüze gelen sayıların aynı olma olasılığı kaçtır? Şimdi çift zar yani 2 tane zar atıldığından dolayı tüm durumlar 36 tanedir. Sebebi bundan önceki videoda açıkladığım üzere 6 üzeri n'le bulunuyordu biliyorsun. 2 zar atıldığı söylüyorsa 6 üzeri 2'den 36 tane farklı durum var. Üst yüze gelen sayıların aynı olma olasılığı. Hemen söyleyelim. 1-1. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Toplam 6 tane durumum var. Dolayısıyla 6 bölü 36'dan sadeleştirilirse buradan da bunun olasılığı 1 bölü 6 olacaktır. Der ki, oh ne der ne der uzun upuzun aslında bir soru gibi gözüken fakat karşımıza 4 soru olarak çıkan bir sorudan bahsediyoruz. Diyor ki, bir torbada 3 mavi 4 kırmızı top var. Okey. Bu torbadan rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı. Bu iş kolay. Toplamda 7 tane topumuz var.
Çekilen topun mavi olması durumu bu 3 tane toptan geçecektir. Dolayısıyla bu soruyu bitirdik 3 bölü 7. Bu tornada rastgele çekilen 3 topun birinin mavi ikisinin kırmızı olması da kaçtır? Bunu kombinasyonla yapalım istiyorum. Bizim 7 tane topumuz var. Bu 7 tane toptan 3 tane çektim. Tüm durum bu. 7'nin üçlü kombinasyonu. Peki diyor ki 3 toptan birinin mavi, bir tane mavi istiyor. O zaman o 3 tane maviden bir tanesi gelecek. İkisinin de kırmızı. Orada da kırmızı 4 tane var. 4'ün ikilisi galiba soru bitti. Şimdi bak arkadaş. Hocalarımızın bazıları kombinasyonla öğretiyor. Bazıları ise standart hareketlerle üretiyor. Biraz da ortaokul versiyonu üzerine çocuğu daha kolay işleyebileceğinden dolayı. Bu kombinasyon versiyonu. Kombinasyon versiyonunu bir hesaplayıp ondan sonra alternatif bir çözümden daha bahsedeceğim. 3'ün 1'i 3, 4'ün 2'si 6, 7'nin 3'ü ise 7 çarpı 6, 5. 7, 6, 5 bölü 3 farklı yerden. Sadeleşme durumunda 35. Dolayısıyla 18 bölü 35 gelecektir diyoruz. Şimdi gelelim alternatif çözüme. Şimdi 3 tane top istemişti. Birisi mavi, ikisi neydi? Kırmızıydı. Mavinin gelme olasılığı nedir? 3 bölü 7. Kırmızının gelme olasılığı 4 bölü 6. Bir daha kırmızı gelme olasılığı 3 bölü 5. Sonra tekrarlı permütasyon var. MKK sıra belirtmediğinden dolayı yer de değiştirebilir. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Şimdi şu 6 şu 6 ile sadeleşti. Bu 2 burayla sadeleşti. Bunları çarparsan 18, aşağıdakileri çarparsan 35. Bu arada bir şey fark etmiş olman lazım. Ben birinci mavi topun 3 bölü 7 kısmını öğrendim. Tamam. Sonra ikinci defa kırmızı çekerken 4, evet kırmızı sayının kırmızı top sayısı. 6 nereden geldi? Hani dedim bir tane mavi çekmiştik ya, bir top azaldı. 7 tane değil artık 6 tane top var ve 6 taneden 4 tanesi mavi. İkinci kırmızıya geldiğimde şimdi bir mavi çektim bir kırmızı çektim. Dolayısıyla 2 top azaldı. 5 taneden 3'e düştü. Hocam kırmızı top 4 değil miydi? Hani bir öncekinde kırmızı çektiniz ya o da bir azaldı diyerek 18 bölü 35'i aynı şekilde bulabilirsiniz. Hocam kombinasyon daha kolaymış ya da bunun mantığı daha benim kafama yattı diyorsan artık top sende hangisi üzerinden yürüyeceksen. Bu torbadan rastgele çekilen iki topun aynı renkte olma olasılığı kaçtır? Şimdi toplam 7 tane topum vardı. 7'nin ikilisi. İki topun aynı renkte olması ya ikisinin de mavi ya da ikisinin de kırmızı olmasından geçer. Dikkat, farklı durumlar incelediğimizden dolayı üsttekileri topladım. Şimdi 3'ün ikilisi 3'ün birlisine eşit olduğunu anladı 3. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. 7'nin ikilisi ise 7 çarpı 6 bölü 2'den 21. Yani burası 9 bölü 21 yaptı. Sadeleştirilirse 3 bölü 7. Hocam deminki gibi bir de çözer misin? Hemen çözelim canım benim. İki top çekeceğiz. Aynı renkte olacak. Yani ya kırmızı kırmızı olacak ya da mavi mavi olacak. Kırmızı çekiyorum. 4 bölü 7. Bir tane kırmızı çektiğim için top sayısı azaldı. 3 bölü 6. Artı mavi çekiyorum. 3 bölü 7. Mavi sayısı da azaldı. Top sayısı da azaldı. 2 bölü 6. Şimdi 4 ile 3'ü çarptım. 12. Aşağıya çarptım. 42. 3 ile 2'yi çarptım. 6. Burası da ne geldi? 42. Yani buradan 18 bölü 42. 2 ile sadeleştirirsem 9 bölü 21 demin bulduğum sonuçta aynı. Diyor ki son örneğin bu torbadan rastgele çekilen 3 topun en az birinin mavi olma olasılığı. En az birinin mavi olması. Yani bir tane mavi olabilir, iki tane mavi olabilir, üç tane mavi olabilir. Şimdi biz arkadaşlar bazı sorularda istenen şeyden ziyade istenmeyen şeyi bulup bunu birden çıkartma yöntemine gitmemiz lazım. Diyeceksin ki neden bir? Çünkü bütün olasılıkların toplamı bire eşit olmak zorunda. Diyor ki 3 top çek en az bir tanesi mavi olsun. İstenen durum tekrar söylüyorum. Bir mavi olabilir, iki mavi olabilir, üç mavi olabilir. Hatta bunu kombinasyonda biraz çalışmıştık. Bir mavi, iki kırmızı olacak. İki mavi, bir kırmızı, sonra üç mavi olacak, hiç kırmızı olmayacak. Bunları hesap edip aslında sonuca ulaşabilirsin. Fakat ben tam tersini yapacağım. Diyorum ki üç de kırmızı olsun. Çünkü istenmeyen tek durum o. Bir mavi isteniyor, iki mavi isteniyor, üç mavi ama sıfır mavi hiç istenmiyor. Üç tane top çekilsin 7'nin üçlüsünden ve bunların üçü de kırmızı olsun. Dördün üçlüsü, dördün birisi eşit olduğundan dolayı 4. 7'nin üçlüsü de kime eşit kardeşim? 35'e. 4 bölü 35. Üçünün de kırmızı olma olasılığı. Fakat ben bunu istemiyorum. Ben ne istiyorum biliyor musun? Mutlaka diyorum işin içerisinde mavi olsun kardeşim. Bir tane olur, iki tane olur, üç tane olur. İşte onun için birden 4 bölü 35'i çıkarttığımda buradan karşılığı 31 bölü 35 olacaktır diyoruz. Sorumuz da yine bir soru gibi gözüken fakat karşımıza 4 soru olarak çıkan başka bir soru. Bir torbada 4 mavi, 5 beyaz, 6 yeşil boncuk vardır. Torbadan aynı anda çekilen 3 toptan 3'ünün de aynı renkte olma olasılığı kaçtır? Şimdi 6, 10, 15 tane toptan bahsediyoruz. 15 tane toptan 3 tane çekeceğiz. 3'ü de aynı renkte olsun. Buna benzer bir soru demin de konuşmuştuk. Ya 3'ü de mavi olabilir. 4 tane maviden 3 tane top seçtik. Ya 5'in 3'ü olabilir.
ya da 6'nın 3'ü olabilir. Dolayısıyla hikaye budur. Paydası 15'in 3'ü. 3'ün de farklı renkte olması da kaçtır? Bunu da öteki yöntemle çözelim arzu ederseniz. Ne istiyor bize? Mavi, beyaz, yeşil istiyor. Tamam. Mavi gelme olasılığı 4 bölü 15. Şimdi bir taneyi çektik. Top sayısı 14. Beyaz 5. Yeşil. Yeşil 13 oldu. 6. Ama bunların yerleri değiştirebilir. Çünkü bize şunu demiyor. Birincisi mavi olsun. İkincisi beyaz olsun. Üçüncüsü yeşil olsun demediği için bir de buna 3 faktöriyel operasyonu yapıyoruz. Buradan elde edeceğimiz sonuç ikinci sorunun cevabı olacak. En az birinin mavi olma olasılığı kaçtır? En az birinin mavi. Bir mavi olabilir, iki mavi olabilir, üç mavi olabilir. Ben de diyorum ki hiç maviyi bulalım. Hiç mavi olmasın. Hemen buluyorum. 15'in üçlüsü tüm durum. Hiç mavi. Yani beyaz ve yeşil olsun. 11'in üçlüsü. Şimdi burasını hesap edelim. 11, 10, 9 bölü 3 faktöriyel. 15, 14, 13 bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyeller gitti. Biraz sadeleştirme yapabilecek miyim diye bakıyorum ama yani ufak tefek sadeleştirme olur. 5'e böldüm. Şurası 2, burası 3. 3'e böldüm. Şurası 3. Sonra şu 2 ile bu sadeleştirdim. 7. Dolayısıyla buradan 33 bölü 91 kaldı. Dikkat et, bu 33 bölü 91 hiç mavi. Adam ne diyordu? En az biri mavi olsun. Bunu birden çıkartırsanız arkadaşlar buradan da 58 bölü 91 ile karşı karşıya kalırsınız diyoruz. Bu en az biri sorularına dikkat etmek lazım. Haberin ola. İkisinin yeşil, birinin ikisinin beyaz, birinin yeşil olmasıdır. Beyaz, beyaz, yeşil. Bunu klasikle çözeceğim. Yıllardan beri gördüğüm ortaokuldan gelen bilgiyle. Beyaz 5 bölü 15. Top azaldı, beyaz da azaldı. Top azaldı, yeşil 6. Bu tekrar edebilme durumu içeren bir soru. Tekrar söylüyorum, bana şunu demiyor. Birincisi beyaz, ikincisi beyaz, üçüncüsü yeşil demediği için. Yani sıra belirtmediğinden dolayı bir tekrarlı permütasyon operasyonu yapıyorum. O da 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Çünkü B, B, Y'de 3 harf var. 2 tanesi B. Evet, bir soru gibi gözüken ve gerçekten bir soru olan bir soruyla karşı karşıyayız. Çünkü 2 sorudan beri arkadaş, 2 soru çözdük deme, 8 soru çözdük ya. 3 kız 4 erkek öğrenci arasından 3 kişilik bir grup seçilecektir. Seçilen grupta bir kız 2 erkek öğrenci olması kaçtır? Şimdi arkadaşlar toplamda kaç tane öğrenci var? 7. 7 taneden 3 kişi seçeceğiz. Tüm durum bu. Bir kız olsun diyoruz. O zaman o 3 tane kızdan bir tanesini, 2 tane erkek olsun diyoruz. 4 tane 2 tanesini seçeceğiz. 3'ün 1'i 3. 4'ün 2'si 6. 7'nin 3'ü 35. Artık öğrenmişsindir bu 3. soru çünkü. Evet, sadeleştirme durumumuz maalesef yok. Dolayısıyla karşılığı 18 bölü 35 olacaktır diyoruz. Bir madeni para ard arda 6 kez atılıyor. 2 kez yazı, 4 kez tura gelme olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar yazı, yazı, tura, 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 tura. Ben bu yazı tura sorularında kesinlikle klasik yöntemciyim. Çünkü 1 bölü 2, 1 bölü 2 bu daha kolay geliyor bana. Y ve T'ler için 1 bölü 2 yazıyorum. Sonra dönüyorum diyorum ki tekrar var mı? Var. O zaman tekrarlı permütasyon kullanıyorum. 6 faktöriyel bölü 2y için 2 faktöriyel, 4t için 4 faktöriyel. 6 faktöriyel 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazılıp bunlar sadeleşirse burada sadece 6, 5 kalacak. Şu 6 ile de şu 2'yi sadeleştirirsem 3 olacak. Dolayısıyla pay kısmı 15, payda kısmı da 6 tane 2'nin çarpımından 64 gelecektir. 15 bölü 64. Ne olur unutma, para muhabbetlerinde yani yazı tura kısmı ile alakalı sorularda klasik yöntemi kullanıp en son permütasyonla da tekrarlı permütasyon muhabbetini kullanırsanız bence tıkır tıkır işleyecek bir sistem oluşturmuş olursunuz. Diyor ki sadece A, B ve C atlarının katıldığı bir yarışta A'nın yarışı kazanma olasılığı B'ninkinin 2 katı, B'nin yarışı kazanma olasılığı C'ninkinin 3 katıdır. O zaman C'nin yarışı kazanma olasılığına ben X dersem B'ninki C'ninkinin 3 katıydı. O zaman burası 3X. A'nınki de B'ninkinin 2 katıydı. O zaman burası 6X ve bunların toplamları. Çünkü sadece A, B, C yarışçıları katılıyorsa bunların toplamları 1. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir önceki videoda, dikkat et bu derste değil, bir önceki dersin anlattığımız bir kısım vardı. Mesela bir kümenin içerisine sadece A, B, C elemanları konmuştu. Ve biz demiştik ki A'nın, B'nin, C'nin toplamları bize neyi ulaştırmak zorunda? 1'i. Bunun problem versiyonuyla karşı karşıyayız. Bunları topladığımda arkadaşlar 10X eşittir 1, X eşittir 1 bölü 10 getirecektir. A'nın yarışı kazanma olasılığı 6X'ti. X'lerini 1 bölü 10 yazarsan 6 bölü 10 sadeleştirdiğimde buradan karşılığı 3 bölü 5 oranla A yarışı kazanacaktır diyoruz. Evet, bir soru gibi gözüküp 2 soru olarak karşımıza çıkan bir başka soruyla karşınızdayız. 36 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 12'si kızdır. Demek ki 24 erkek. Kızların 8'i erkeklerin 6'sı gözlüklüdür. O zaman ben tablo çizmek istiyorum. Kız,
Erkek gözlüklü olmayan gözlüklü olan. Kızların 8'i gözlüklü. Kızların 8'i gözlüklü. Hem kız hem de G artıya denk gelen. Efendime söyleyeyim, erkeklerin 6'sı gözlüklü. 12 kişi vardı kızlardan. O zaman gözlüksüz 4 kişi var. 24 kişiydi. Çünkü 36 12 çıkartıp 24 erkek var demiştim. O zaman 18 de gözlüksüz erkek. Diyor ki gözlüksüz. Ha, bu arada sınıftan rastgele seçen bir öğrenci için diyor. Şimdi sınıftan rastgele seçiyorsak demek ki tüm durum 36. Çünkü sınıftaki öğrenci sayısı 36 kişi. Gözlüksüz bir kız olma. Gözlüksüz kız. Kim o? 4 tane durum var. Sadeleştirirsen 1 bölü 9 olur, soru biter. Diyor ki gözlüksüz veya erkek. Şimdi gözlüksüz buralar, erkek buralar veya deyince bunların hepsini toplamak lazım. Topladığımda da 28 gelecek. 28 bölü 36. Bunu da 4 ile sadeleştirirsem 7 bölü 9 olacaktır. Bu aradığımız ifadenin sonucu. Bir torbada 8 beyaz, 6 kırmızı bilye vardır. Torbadan gelişi güzel 3 bilye çekilirse 3'ün de kırmızı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi kardeş, 3 tane çekeceğiz. 3'ü de kırmızı olsun. Peki toplamda kaç bilyemiz var? 14. 14 tane 3 tane çekiyorum. Tüm durum bu. 14 bilyeden 3 tane bilyenin çekilme hikayesi. 3'ünün de kırmızı olmasını istiyorsun. O zaman üst taraf 6'nın 3'ü olacaktır. Soru bitecektir. Arkadaşlar 6'nın 3'ünü yazıyorum. 6, 5, 4 bölü 3 faktöriyel bölü 14, 13, 12 bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyellere el salla çünkü onlar gidiyorlar. 6 ile 12'yi sadeleştirdim. 2. 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2. 2 ile 14'ü sadeleştirdim. 7. Yukarıda 5 kaldı. Aşağıda 7 çarpı 13'ten 91 var. Demek ki bu istenen durum. Yani 3'ün de kırmızı olma olasılığı 5 bölü 91 olacaktır. İçinde 5 kırmızı, 4 beyaz, 3 sarı bilye bulunan bir torbadan arka arka 3 bilye çekiliyor. 3'ünün de beyaz gelme olasılığı. Arkadaş, bizi sınıyor galiba. Yani bu işi anladık mı, anlamadık mı? Bunu sınıyor. Başlıyorum. 3 tane bilye çekeceğiz. Toplam kaç bilyem var? Hep oradan başlıyorum. 12'nin üçlü kombinasyonu. Bu cepte. Üçünün de beyaz gelmesini istiyorsunuz. O zaman o 4 tane beyazdan 3'ünü çekmen lazım kardeşim. 4'ün üçlüsü burası ne getirecek? 4'ün birisi eşit olduğu için 4 getirecek. Burası ise 12, 11, 10 bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyel 12 ile sadeleşecek. 2, 2, 4 ile sadeleşecek. 2, 2, 10 ile sadeleşecek. 5, yukarıda 1 kalacak. Aşağıda da 5 çarpı 11'den 55 gelecektir diyoruz. Diyor ki bir kutuda 4 kırmızı, 10 mavi, 6 sarı bile var. 3 tane bilye gelişi güzel ve geriye atılmadan çekiliyor. 3 bilyenin de mavi olması olasılık. Arkadaş, yine aynı şey. 20 tane bilyem var toplam. 20'nin üçlü kombinasyonu. 3'ünün de mavi olmasını istiyorsun. Onun üçlü kombinasyonu. Bu işlemi yaptığın takdirde burayı ne yapmış olacaksın? Kurtarmış olacaksın. Sarı, mavi ve kırmızı kazaklar her pakette en az ikisi aynı renkte olmak üzere 3'er 3'er paketlenmiştir. Şimdi burayı bir anlamak lazım. Olasılık sorularında bana kalırsa kritik durumlardan bir tanesi sorunun içerisine nüfuz edebilmek. Bakalım edebilecek miyiz? Sarı, mavi ve kırmızı kazaklar var. Her pakette en az ikisi aynı renkte. Şimdi en az ikisi aynı renkte olması demek şu demek. Mesela paketlerden bir tanesi şöyle olabilir. Sarı, sarı, mavi. İki tane en az oldu. En az ikisi aynı demek. Şöyle de kabul edersin. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Üçü de aynı renk olabilir. Tamam, şu an biraz anlamış gibiyim. Kazakların rengi bakımından mümkün olan her kombinasyondan eşit sayıda paket yapılmış. Tamam. Bu paketler içinde rastgele çekilen birinde bulunan kazakların üçünün de aynı renkten olması da kaçtır? Şimdi şöyle bakacağız o zaman biz. Bu kombinasyonları bir görmem lazım benim. Sarı sarı mavi. Sarı sarı kırmızı. Sarılar bitti. Mavi mavi sarı. Mavi mavi kırmızı. İkisinin de mavi olması bitti. Kırmızı kırmızı sarı. Kırmızı kırmızı mavi. En az ikisi aynı olacak şekilde kurgulayabileceğim durum bu. Başka yok. Üç tane aynı olma durumu o da bu. Bütün ihtimalleri yazdım. Adam da öyle diyordu bak. Bu paketler içinde, özür dilerim, kazakların rengi bakımından mümkün olan her kombinasyondan eşit sayıda paket var. Yani bundan 3 tane varsa bundan da 3 tane var. Ben ne diyorum ki 3'le 3'le uğraşmayalım. Her birinden bir paket olsun ya. Bu paketler içinden rastgele çekilecek. Şimdi burada 6 tane durum, şey, 6 tane burada, 3 tane burada, toplam durum 9. İstenen durum ne? 3'ünün de aynı renkte olması yani 3. Dolayısıyla buradan da karşılığı 1 bölü 3 olacaktır. Bana kalırsa çok hoş sorulardan bir tanesi olmuş. Diyor ki bir torbada 2 kırmızı, 2 beyaz, 1 sarı bilye vardır. Torbadan rastgele 4 bilye alındığında torbada kalan bilyenin kırmızı renkte olma olasılığı kaçtır? Hem 2 kırmızı var, 2 beyaz var, 1 sarı var.
Torbadan rastgele 4 bilye alınıyor. Torbada kalan bilyenin kırmızı renkte olması. Yani diyor ki çektiğin 4 tane bilyeden kırmızı, beyaz, beyaz ve sarı çekmiş olma olasılığını soruyor. Tamam, açıyorum. Bunu klasik yöntemle çözeceğim. Diyorum ki ilk çektiğim bilyenin kırmızı olma olasılığı 2 bölü 5 azaldı. Beyaz olması 2 bölü 4. Diğeri azaldı burası. Beyaz da azaldı 1 bölü 3. Ve son sarı bilye 1 bölü 2. Fakat dikkat edin burada tekrar edenler var. Dolayısıyla 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel diyeceğiz. Şimdi gidenler var mı onlara bakıyorum. Şu 2 2 çarpıldığında 4 bununla gitti. 4 faktöriyel biliyorsun 24. 24'ü 2 ile sadeleştirdim. Burası 12. 2 çarpı 3 6 bu da sadeleşti. Dolayısıyla aradığımız sorunun karşılığı buradan 2 bölü 5 gelecektir. Bir kutudaki 12 ampulden 4'ü bozukmuş. Bu ampullerden rastgele seçen 3 ampulden 3'ün de bozuk olmalısı da. Toplamda 12 ampulüm var. 12 ampulden 3 tane ampul seçiyorum. Ve 3'ün de bozuk olmalısı. Yani gerçekten şanssız bedevi modu. 4 tanesi bozuk ve 4 tane 3 tanesini seçmem lazım. Dolayısıyla bu durumda 4'ün üçlüsünden arkadaşlar 4'ün birlisine eşit olduğu için 4 gelecek. 12, 11, 10 bölü 3 faktör olacaktır. 3 faktörel biliyorsun 6. 12 ile sadeleşince burası 2. 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2, 2 ile 10'u sadeleştirdim. 5 ve evvelden çıkan bir sonuçla karşı karşıya kaldık. 1 bölü 55 olacaktır sorumuzun cevabı. Bir grupta 3 erkek ve 2 kız öğrenci vardır. Bu gruptan seçilecek 2 kişinin ikisinin erkek olmasıdır. Arkadaşlar toplamda 5 kişi var. 5 kişiden 2 kişilik bir grup seçeceğiz. İkisinin de erkek olmalısını bu durumda 3 taneden 2 tanesini seçmekten geçer. 3'ün ikilisinden 3'ün birlisine eşit olduğu için 3, 5'in ikilisinin de 10 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla aradığımız sorunun karşılığı 3 bölü 10 olacaktır. Bir torbaya eşit sayıda kırmızı ve beyaz bilyeler konuluyor. Bu torbadan geriye konulmamak üzere çekilen 2 bilyenin ikisinin de kırmızı renkte olma olasılığı 8 bölü 33'tür. İlk durumda torbada kaç bilye vardır? Arkadaşlar kırmızı diye, beyaz diye yazıyorum. İkisinden de eşit sayıda varmış. X tane kırmızı, X tane beyaz olsun. Çekilen iki bilyenin ikisinde kırmızı renkte olması. Yani 2-2. Şimdi ilk durum X bölü 2X. Çünkü toplam bilye sayımız 2X, içindeki X. Çarpı, bu azaldı. 2X eksi 1 oldu. Bu da azaldı. X eksi 1 oldu. Ve buranın karşılığı 8 bölü 33 oldu. Şimdi şu X'ler gitti. Arkadaşlar 1 ile x eksi 1'i çarptım. X eksi 1. 2 ile 2 x eksi 1'i çarparsam buradan karşıda 4x eksi 2. Burası da 8 bölü 33 yapacak. Şimdi içler dışlar çekiyorum. 33x eksi 33. Bunu çarptığımda 32x eksi 16 oldu. 32x'i bu tarafa atıp 33x'ten çıkartırsam x eksi 33'ü karşı tarafa attım. Artı 33 diye geçti. Bu durumda 33'ten 16'yı çıkarttım. 17 oldu. İlk durumda torbada kaç bilye var diyor. Dikkat et. Kırmızı beyaz ayırt etmeden toplam bilye sayısını soruyor. X yerine 17 yazarsam 17 artı 17'den başlangıçta 34 tane bilye vardır diyoruz. Geldik basit olasılığın sonuna arkadaşlar. Şimdi burada yaptığımız iş aslında olasılık problemleri çözmekti. Şimdi biz çözdük. Sıra kimde? Tabii ki sende. Haydi bakalım. Öğretiş testleri çözme zamanı. Hepinize başarılar.